Merhaba sevgili seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Pervin Karakullukçu, Son Durum programıyla karşınızdayım. Sevgili seyirciler, bugün iç siyasetin gündemine bakacağız. Rusya-Ukrayna krizini konuşuyoruz günlerdir ama iç siyasette de yeni gelişmeler var. Seçim kanunu değişikliği ile ilgili detaylar açıklandı biliyorsunuz. Nasıl sesler yükselecek, nasıl yankılandı seçim kanunu değişikliği konuşacağız. Ve dahası tabii ki iç siyasetin gündem maddelerini konuklarımla konuşacağız. Ve Fatih Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mahmut Yardımcıoğlu, Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu, Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar Pervin Hanım, iyi yayınlar diliyoruz. Efendim hemen seçim kanunu değişikliğiyle başlayalım. Fatih Aydın'la başlayayım ben. Fatih Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz siz Saadet Partisi olarak bu değişikliği? AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları çıktılar, kameraların karşısına geçtiler ve detayları anlattılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Saadet Partisi olarak? Yani öncelikle şunu ifade etmem gerekir. Korku bacayı sarmış durumda. AK Parti ve MHP iktidarı halkın desteğini kaybettiklerini gördüler. Uyguladıkları politikaların neticelerini milletimiz artık fiili olarak, fiziki olarak yaşıyor. Dolayısıyla seçimlerdeki yani istedikleri başarıyı alamayacaklarını anladıklarından dolayı şimdi geçmiş dönemlerde iktidar partilerinin, kaybetmekte olan iktidar partilerinin sığınmış olduğu işte bazı kaidelere sarılmaya başladılar. İşte geçmişte bunu Anavatan Partisi yapmıştı. Halkın desteğiyle iktidar ömrünü uzatamayacağını anladığı vakit seçim kanunlarıyla bunları yapmaya gayret etti. Seçimi kazanmaya çalıştı. Şimdi AK Parti ve MHP bu iktidar ömrünü uzatmak adına şimdi bir adım attılar. Dolayısıyla milletten alamayacakları desteği seçim hilesiyle alma gayreti içerisine girdiler. Dolayısıyla ben bu atılan adımı bir korkunun yansıması olarak tanımlıyorum. Cumhur İttifakı bazı hilelere başvurmak suretiyle seçimi kazanmaya dönük adımlar atıyor. Şimdi meclise gelecek. Nisan ayında belki yasalaşacak. Ama elbette ki bu kesinlikle uygulanacak mı onu bilmiyoruz. Çünkü normal şartlar altında bu kanunlaştıktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Ama iktidar partisi, iktidar bloğu eğer bir buçuk yıl sonra yapılacak seçimde daha büyük bir tehlike görürlerse belki baskın bir seçime de gidebilirler. Ama ister baskın seçim olsun, isterse normal zamanında seçimler yapılmış olsun, ben korkunun ecele faydasının olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar artık iktidarın ömrü bitmiştir. Milletimiz artık buna karar vermiştir. Bu getirmiş oldukları teklif ne getirir ne götürür diye baktığımız zaman bu getirdikleri teklif AK Parti iktidarını götürür, milletin ittifakını da getirir diye ben ilk olarak bu şekilde yorumlamış olayım. Peki, detayları da konuşacağız hani baraj meselesi gibi ama genel değerlendirmeniz bu şekilde. Aslında muhalefet partilerinin değerlendirmesi de benzer. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin konuştu ve sizin aslında söylediklerinizle paralel cümleler kurdu. Hiçbir güç, hiçbir kanun koltuğundan etmemize engel olamayacak dedi. Deva Partisi'nden de benzer bir açıklama geldi. Koltuk kaybetme korkusu olarak nitelendirdi. Siz de öyle söylüyorsunuz. Ben Mahmut Bey'e sormak istiyorum. Mahmut Bey, katılır mısınız? Bu seçim kanunu değişikliği neden yapıldı? Muhalefetten gelen bu sesler sizce doğru bir tespit mi? Pervin Hanım, şimdi her seçim döneminde buna benzeyen partilerin barajlarıyla ilgili bir takım yaklaşımlar, bir takım konuşmalar, bir takım meclise yasa teklifleri getirirler. Fakat insanlara bakıyorsun, biraz daha bütüncül yaklaşmak gerek bu hadiseye. Şimdi bugün partinin genel başkan adayı olan insan, partinin lider sultasından bahsediyorken, partilerin içerisindeki antidemokratik uygulamalardan bahsediyorken, genel başkanların kendilerine kul aramasından bahsediyorken, yarın aynı kişi karar alma mercisinde ya da genel başkanlık gibi bir konuma geldiği zaman bir bakıyorsun ki ağzını bıçak açmıyor, bu mevzuların hiçbir tanesine yaklaşmıyor. Şimdi %10'luk seçim barajı bugün koyulmuş olan bir şey değil. 1980 ihtilali sonrasında koyulmuş olan bir uygulama. 1980'den beri 2022 yılına kadar 42 yıldan beri var olan bir seçim barajından bahsediyoruz. 42 yıldan beri
Bir takım partilere bakıyoruz. Bu seçim barajının çok yüksek olduğundan, bu seçim barajının antidemokratik uygulama olduğundan ve bu seçim barajının insanların, seçmenlerin oylarının sandığa yansımadığından dem vururlar. Kim muhalefette ise bundan dem vurur ve bunu anlatır. Ama iktidara geldiği zaman bir bakarsın ki bunları konuşan kişi kendisi değilmiş, kendi partisi değilmiş, kendi partisinin organları değilmiş. Bir başkası konuşuyormuş gibi bir bakarsın ki böyle aptal yatarlar, hiç oralı olmazlar, bu konuşmalara değinmezler. Şimdi bizim ülkemizde bu konuya bütüncül yaklaşmak lazım ve yapısal yaklaşmak lazım. İktidara gelen insanların parti barajının, seçim barajının %7'ye, %5'e çekilmesi gibi teklifleri her zaman siyasetin gündeminde olmuştur. Biz esasında ben insani anlamda yaklaştığımda seçim barajlarının olmasına taraf değilim. Neden? Geçmiş zamanda HDP, PKK'nın partisi meclise girmesin diye gayret gösteriliyordu. Baktılar ki PKK'nın partisi artık meclise girebiliyor, 10 barajını rahatlıkla aşıyor. Artık böyle bir baraja söz konusu değil tarzında bir düşünme söz konusu. Fakat %7'lik baraj uygulamasına baktığımızda ciddi anlamda oyun kesinlikle meclise yansımayacağı ve milletin iradesini TBMM'de göstermeyeceği konusu elbette ki kamuoyunda konuşuluyor ve bunlara da katılmamak da asla mümkün değil. Fakat ülkenin içerisinden geçmiş olduğu cendereye bakıldığında, bir takım FETÖ'cü yapılanmaların değişik partilerin içerisinde üst kurmuş olduklarına baktıklarında, bakıldığında, bir takım FETÖ'cü ülkenin daha 15 Temmuz'da geleceğine yönelik kasteden bir takım insanların bazı partilerin karar verici kurumlarında perdenin önünde ve arkasında yer almalarına bakıldığında, ülkenin bekası noktasından karar vericilerin bu konuya bu şekilde yaklaşmalarını da yanlış bulmak, milletin bekası, devletin bekası noktasından asla düşünen bir insan için doğru olmamalı diye düşünüyorum. Neden? Bugün baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini ziyaret etme maksatlı Diyarbakır gerisine gitti. Orada yaptığı konuşmayla Edirne'de yaptığı konuşma birbirinden fark ediyor. Mecliste yaptığı konuşmayla grupta yaptığı konuşma birbirinden fark ediyor. Diyor ki biz kardeşiz. Bizim kardeşliğimiz elbette ki bakidir. 1000 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1000 yıldan beri Anadolu coğrafyasının içerisinde vardır. Ve en az 1000 yıldan beri bu kardeşlik bakidir, var olacaktır. Biz böyle düşünüyoruz. Başkaları farklı düşünebilir. İnsanların da elbette düşünme özgürlüklerine karşı koyacak, neden böyle düşünüyorsun diyecek hakkımız asla söz konusu değil. Bir başkasının da bize neden böyle düşünüyorsun deme hakkı asla söz konusu değil. Dolayısıyla Pervin Hanım, bu hadiseye baktığımızda ülkenin içerisinde dün iktidarla birlikte olanlar, milli görüşçüyüz, AK Partiliyiz diyenler, bugün bir bakıyorsun ki hatta karar verme merciinde Ekonomi Bakanlığı yapmış insanlara bakıyorsun, Başbakanlık yapmış insanlara bakıyorsun, bunlar ağızlarına barajları almıyorken, baraj sözü etmiyorken, ekonominin bugün geldiği noktada sanki dün aydan gelmiş insanlar bugün bu ekonomiyi, o günlerde bu ekonomiyi yönetmiş de bugün bu noktaya gelmiş gibi konuşmalar sergiliyorlar. Şöyle bakıyorum, diyorum ki ya ben ayrı bir dünyada mı yaşıyordum acaba? Ben bunadım mı diyorum ya? Uykudaydım, rüya mı gördüm acaba? 10 yıl önce bu ülkede başbakanlık yapmış olan insanlara bakıyorum, garip garip şeyler söylüyorlar. 10 yıl önce bu ülkede ekonomi bakanlığı yapmış olan insanlara bakıyorum, yine garip garip şey söylüyorlar. 10 yıl önce neden siz arkadaş bu barajın yüksekliğini savunmuyordunuz? 10 yıl önce neden bu ülkedeki oyların sandığa yansıyan haliyle mecliste temsil edilmez hale geldiğini söylemiyordunuz da bugün mü aklınız başınıza geldi diye düşünmekten ve söz söylemekten de kendimizi alamıyoruz Pervin Hanım. Peki. Dolayısıyla istikrar, dün konuştuğunu bugün konuşabilmek, ilkeli olmak, doğruları parti genel başkanım ne der diye düşünmeden, yarınlarda insanların huzuruna çıktığımda sen falanca gün bunu konuşmuştun diye bu memleketin insanına hesap verecek şekilde, hatta bu memleketin insanı da sahip olan bizleri yaradan yüce güce hesap verecek şekilde düşünmeli ve konuşmalıyız diye düşünüyorum. Peki, devam edeceğiz, size geleceğim. Buyurun, devam edeceğiz. Kesinlikle herhangi bir barajı doğru bulmuyorum. Ülkedeki barajın kesinlikle 1 gibi, 3 gibi, 2 gibi rakamlara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ilkeli olmayı da en başa koyuyorum. Peki. Buyurun Pervin Hanım. Fatih Aydın, size döneyim. Mahmut Yardımcıoğlu diyor ki genel bir sorun var ülkede. Muhalefetteyken baraja itiraz edenler iktidardayken bunu unutuyorlar ya da iktidardayken hiç sözünü etmiyorlar. Muhalefete gelince yine baraja itiraz ediyorlar diyor. Buna belki eklemek istediğiniz bir şey olabilir. Varsa onu alayım. Hem de baraj neye göre 7 olarak belirlendi sizce? Onu da sormak isterim. Yani hocamızın ifadelerine kısmen katılıyorum ama biz Saadet Partisi'yiz. 50 yıldır neyi savunmuşsak aynı şeyleri iktidardayken de muhalefetteyken de söylemeye, savunmaya ve teklif etmeye devam ediyoruz.
biz meclisin, milletimizin iradesinin tam olarak yansıması gerektiği bir yer olarak görüyoruz. Bundan dolayı ben de hocamıza katılıyorum. %10, %7 gibi barajlar bir darbe ürünüydü zaten. Bunların aşağı doğru çekilmesi gerekirdi. Ama en nihayetinde aklın başa gelmesi iyi bir şeydir. Yani yeter ki akıl başa gelsin. Bugünkü daha önce iktidarda olan partilerin bugünkü söyledikleri eğer doğruysa, hakiki ise bizim onu esas alarak bir politika geliştirmemiz icap eder. Ama bugün yani muhalefetteki partilerin şehirden şehirlere farklı konuşmalarından daha tehlikeli olan şey iktidarın konuştuklarıyla yaptıklarının farklı olmasıdır. Bugün maalesef ülkemizi mevcut iktidar yönetiyor. Dolayısıyla milletimize konuşurken milletimizin değerlerini dikkate alarak, milletimizin değerleriyle konuşuyorlar. Ama iş yaparlarken rantiyecileri esas alan bir politika geliştiriyorlar. Dolayısıyla bugün ülkemiz açısından tehlikeli olan, ülkemizi tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden asıl mesele iktidarın konuştuklarıyla yaptıkları arasındaki farktır. Bugün de biz bu çelişkiyi zaten topyekün olarak, millet olarak yaşıyoruz. Ama şunu ifade etmem gerekir. %7 sınırını niçin getiriyorlar? Evet, neye göre? Çünkü bununla ilgili farklı görüşler var. O yüzden Saadet Partisi olarak yani ben şöyle görüyorum. İktidarın temel yaklaşımı ortağımın almış olduğu oy artı bir. Yani yapmış oldukları saha araştırmalarında, anketlerde kendi ortaklarının oy oranını hangi seviyede görüyorlarsa artı bir olarak onu eklemiş gibi gözüküyorlar. Ama az önce söylediğim gibi bu ittifak sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi, ittifaklar zaten barajı ortadan kaldırmış durumda. Buradaki iktidarın getirmiş olduğu teklif barajı ortadan kaldırmaya dönük olarak değil, en nihayetinde muhalefeti bir araya gelmiş olan muhalefeti parçalamaya dönük olarak bir hamle gerçekleştiriyorlar. Ama daha da önemlisi bu şekliyle iktidar ömürlerini uzatmak istiyorlar. Ama az önce söylediğim gibi yani barajı nereye çekerlerse çeksinler, hangi adımı atarlarsa atsınlar artık milletimiz gerçeği gördü. Milletimiz bu hileleri asla kabul etmeyecektir. Ve önümüzdeki seçimde bu iktidarın atmış olduğu bu adımlar sandıkta mutlaka karşılığını görecektir. Şimdi üçüncü madde de dikkat çekici. Tabii daha çok barajı konuşuyoruz ama artık mesela partiler ülke genel barajını ittifakla geçebilecek ancak milletvekili sayısını kendi oylarıyla belirleyecek. Yani artık oylarla vekil çıkarma dönemi de bitecek. Böylece İyi Parti'nin yine seçime katılmak için bir transferi vardı CHP'den, hatırlayacaksınız. Bunun da önüne geçiliyor. Grup şartı da kalkıyor. Ne dersiniz Mahmut Yardımcıoğlu, bu maddeler nasıl değerlendiriyorsunuz bu maddeleri? Pervin Hanım, biz her türlü içi başka dışı başka yapılanmaya farklı bakmıyoruz. Bütüncül, hakperest, doğru ne diye böyle bir ilkeden hareketle bakıyoruz. Şimdi İyi Parti meclise girsin diye, İyi Parti seçimlere girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 tane milletvekilini göndermesi ve orada 25 tane milletvekiliye grup kurdurmasını dün de karşı buluyorduk. Bugün de karşı buluyoruz. Rahmetli Erbakan Hoca'nın söylediği bir söz var. Sivrisineği öldürmek çözüm değildir. Bataklığı kurutmak çözümdür. Alman bir düşünce insanına atfen oradan mülhem bir ifadeyi çok sık kullanırdı Erbakan Hoca. Şimdi dolayısıyla sivrisineği öldürmek tarzında yaklaşımlar bunlar. Neymiş efendim? İşte İyi Parti seçime gidecek olursa karşı taraftan Cumhur İttifakı'nın içerisinden belli bir parçayı kemireceği için tırnak içerisinde muhakkak seçime girmeliymiş. Şimdi oynamaktan utmak diye bir Anadolu deyimi vardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bunu keyfinden yapmıyor. Niye keyfinden yapmıyor? Rakibim olan parti elimine olsun, belli bir milletvekili sayısını ve belli bir oy sayısını kaybetsin diye yapıyor. Bu tarafa dönüp baktığımızda o da ne yapıyor? Ben de muhalefeti belli bir noktaya getirmeyeyim. Dolayısıyla benim oylarımda herhangi bir kemirilme, azalma, erilme olmasın tarzında nasıl bunun önüne geçebilirim diye bakıyor. Şimdi elbette ki neden %7 baraj gelmiştir? Neden 25 tane milletvekiline gerek kalmamıştır? Grup kurma kararı, grup olan partilerin seçime girmesiyle ilgili şart ortadan kaldırılmıştır. Evet. Bence iyi olmuştur kesinlikle. Fakat sadece bunu yaparaktan işleri yoluna koyduğumuzu düşünecek olursak hayır, doğru olmaz. Öbür taraftan evet, neden 7 gelmiştir? Neden 6 değildir, 5 değildir, 8 değildir, 9 değildir, 3 değildir de 7'dir? Muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı %7 olduğu için barajın altında kalmasının tarzında bir düşünce gelişmiştir. Peki ayıp mıdır, yanlış mıdır, günah mıdır? Siyaset sahnesinin içerisinde koşturan insanlar bunu gayet iyi bilirler. Siyasette kimsenin kimseye acıması, merhameti veya da
Cunus bahçesi söz konusu değildir. Bir seçim yapması stratejisi gerekiyor diyebiliriz. Tabii. Neden bu insanlara kızalım ki? Elbette ki %7 koymaları gerekiyorsa %7 koyarlar. Bugün Millet İttifakı dediğimiz yapılanmaya baktığımızda Millet İttifakı dediğimiz yapılanma da bugün iktidarın içerisinde olsaydı, böyle bir şeye ihtiyacı olsaydı hiç acımadan, çekinmeden, etik midir, ilkeli midir, şu mudur, bu mudur demeden anında getirir koyardı. Fakat bugün karşı tarafa baktığımızda canhıraş bir feryat var. Kimlerde canhıraş bir feryat var? Deva Partisi'nde canhıraş bir feryat var. Niye? Alacağı oyranı belli. 1, 2, 3, 4, 5. Her halükarda 7'nin altında. Kaç olduğunu bilmiyorum. Gelecek Partisi'ne bakıyoruz. Canhıraş bir feryat var. Alacağı oy 1, 2, 3, 4 neyse. İşte orada konuğumuz, kardeşimiz, beyefendi Fatih Bey var. Dolayısıyla alacağı oy 1, 2, 3 maksimum. Dolayısıyla ne olacaktır? Bunlar hakikatler. Doğruları konuşalım. Eğri de oturmayalım. Eğri de konuşmayalım. Doğru oturalım, doğru konuşalım. Elbette ki bu partilerin ya da Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde bundan hoşlanacak mı? Hayır, hoşlanmayacak. Oyu zaten %1 civarında. Bakıyorsun %1 de öbür tarafta, %1 de öbür tarafta, toplasan yetmiyor belki de. Şimdi dolayısıyla bu insanların bu oylamaya tepki koymalarının %7'lik orana karşı çıkmalarını ben siyaseten anlayabiliyorum. Karşı tarafta bunu anlayabiliyor. Akılsız değil, gayet zeki ona insanlar. Ona göre oyun çiziyor taraftaki diyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bugün ağlayanlara, feryadı figan edenlere baktığınızda esasında rolleri değişse, masanın bir tarafındakiler diğer tarafına, diğer tarafındakiler öbür diğer tarafa geçmiş olsalar bir bakacaksın ki roller değişecek ama yapılan eylemlerin aynısı olacak. Dolayısıyla ama Fatih Aydın diyor ki biz her zaman bu görüşteyiz Saadet Partisi olarak, barajlara bakış açımız aynı diyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Ceza hukuku noktasından da konuya yaklaşmak istemiyorum. Bu işin faydası kime, zararı kime diye bakmak lazım. Ortada bir uygulama varsa. Dolayısıyla eğer bu güzel bir uygulamaysa oradaki Fatih Bey kardeşimizin ondan sonra bundan rahatsız olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Yanlış bir uygulamaysa Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne vesaire vesaire bunun gibi diğer partilerin hepsine yarayacak bir uygulama olsaydı zaten bu insanlar alkışlarla karşılarlardı. Hı-hı. Çok güzel yaptınız, elinize sağlık, ne güzel yaptınız. Sayınızı siz azaltacaksınız, biz alacağız derlerdi. Dolayısıyla anlaşılan şu ki bu insanlara yaramıyor. Akıl da bunu söylüyor zaten. Bu insanlara yaramadığı için neden böyle yapıyoruz, neden böyle yapıyorsunuz deniliyor. Esasında bu hadiseye... Ama demokrasiye yarıyor mu? Aslında o çerçeveden bakmak lazım. Yani tabii ki bir seçim stratejisi bu. Herkes kendi çıkarına, yani her parti kendini önceleyecektir ama demokrasi ise konu, demokrasiye yarıyor mu? Onu konuşmak lazım aslında. Yarar mı Pervin Hanım? Asla yaramıyor. Siyaset sahnesinde hangisi ilkeli davranıştır, hangisi dürüsttür, hangisi hakçadır, hangisi hakperesttir diye konuşan bir siyasi lider gördünüz mü siz? Hayır. Şöyle bakıyor, benim seçmenime, benim partime, benim milletvekilime, benim grubuma ne yarıyor diye bakıyor. Hangisi hakça, hangisi doğru, hangisi dürüst, hangisi milletin menfaatine diye yaklaşım sergileyen, herhangi bir şekilde bunları konuşan, bu %7'lik baraj yanlıştır, %1'lik oy olan partilerin de mecliste o insanlara, o partilere oy veren insanların iradeleri meclise yansısın diyen herhangi bir iktidar partisi gördünüz mü siz bu zamana kadar? Asla görmediniz. Peki. Ben de görmedim. Gördüyseniz de lütfen bana söyleyin. Ben kendimi çek edeyim, düzelteyim. Peki. Fatih Aydın'la devam edelim. Biraz da böyle virgül koyalım. Yine size döneceğiz Mahmut Bey. Fatih Bey ne dersiniz? Mahmut Bey'in söylediklerine katılır mısınız? Eleştirir misiniz? Mutlaka ekleyecekleriniz var. Buyurun. Evet, Mahmut hocamızın siyasilere genel bir tepkisi var anladığım kadarıyla. Ancak bizim elbette ki siyaset anlayışımız bir hizmet yarışıdır. Burada asıl olan şey elbette ki her bir partinin kendi idealleri çerçevesinde kendi hedefleri vardır. Yani her parti kendisini mecliste, yönetimde özellikle oluşturmak için, yönetime gelmek için bir takım adımları önceleyerek iş yaparlar. Ama burada asıl olan şey az önce sizin de ifade buyurduğunuz gibi yani atılan adım öncelikli olarak Türkiye'ye yaraması icap eder. Yani demokrasinin bir gereği olması icap eder. Biz hangi parti hangi niyetle yaklaşırsa yaklaşsın burada esas alınması gereken şey atılan bu adım temelde gerçekte milletimize devletimize faydası var mı yok mu? Yani odaklanılması gereken yer burasıdır. İşte biz Saadet Partisi olarak aslında 50 yıldır hocamızın ifade vermiş olduğu o temel ilkeler çerçevesinde siyaset yaptığımıza inanıyoruz. Bunun için gerçekten birçok bedeller ödedik. İktidara geldiğimiz zaman milletimizin yüzünü güldürecek işleri yapmışızdır. Bugün muhalefetteyken de bize de çok eleştiriler geliyor. Ya bu iktidar partisinin mensupları, sizin eski arkadaşlarınız, sizin dostlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin onlara destek vermeniz gerekmez mi? Bize birçok bu konuda eleştiriler geliyor. Hatta teklifler geliyor. Bazen tehditler geliyor. Ama bütün bunlara rağmen biz Saadet Partisi olarak önceliğimiz
partiden önce ülkemizdir. Kendi parti mensuplarımızın menfaatinden önce milletimizin menfaatidir. Dolayısıyla burada esas alınması gereken husus atılan adım. Yani adıma atan parti veya kişiler hangi niyetle atıyorsa atsın fark etmeksizin söylüyorum. Attığı adım temelde sonuçta milletimizin işine yarıyor mu yaramıyor mu? Devletimizin faydasına mıdır değil midir? Oraya bakılması lazım. Eğer faydasınaysa elbette ki hepimiz bunu alkışlamamız gerekir. Ama zararınaysa hep birlikte ister siyasiler olsun isterse akademisyenler olsun fark etmeksizin topyekün olarak onun karşısında olmak gerekir. Bize dediğiniz teklifler ve tehditler geliyor dediniz muhalefette olduğumuz için. Hemen o cümleyi aldım. Biraz açalım mı? Nasıl teklifler ve nasıl tehditler? Yani en nihayetinde yani bu çevreden farklı olarak bu tip yaklaşımlar geliyor. İşte geçen gün bir iktidar partisinin yandaş basının bir yazarı genel başkanımızı aleni olarak hedefe almak suretiyle bir ithamda bulundu. Özellikle Sivas'taki hadiseleri üzerinden. Dolayısıyla dolaylı veya doğrudan farklı olarak bu tip şeyler bize elbette ki geliyor. Ama burada teklif bizim olarak dikkat almamız gerekiyor. Yani teklifler elbette ki yani bugün Saadet Partisi iktidara kendi menfaatini esas alarak bir destekte bulunmuş olsaydı bugün iktidarın yanında bulunan partiler veya kişiler hangi imkanlara ulaşmışsa aynı imkanlara ulaşabilirdi. Ama burada esas alınması gereken şey bir şey benim menfaatime, partimin menfaatine ama ülkemin zararıysa benim onu tercih etmem ahlaki bir şey değildir. Burada biz Saadet Partisi olarak dikkate almış olduğumuz husus öncelikli olarak milletimizin, devletimizin faydasıdır. Dolayısıyla bugün baktığımız çerçevede bugün maalesef ülkedeki iktidarın uygulamış olduğu politikalar neticesinde milletimiz büyük bir sıkıntının içerisinde. Yani hem toplumsal olarak uzlaşı manasında ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemizde ciddi bir kutuplaşma var, ötekileştirme var, ayrıştırma var. Dolayısıyla bu kadar beka kavramının geçmiş olduğu bir zeminde, bir zamanda, bir mekanda bizim en fazla ihtiyacımız ülkemizdeki birliktelik, beraberlik, kardeşlik ve kucaklaşmadır. Hesaplaşma değil, helalleşmedir. Biz bu topraklarda evet farklı inanç sahibi, fikir sahibi, yaşam tarzı sahibi olan insanlarımız elbette ki vardır. Tarafı farklı olan insanlarımız vardır. Ama ne olursa olsun biz bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla biz etrafımızda Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'ı, Sudan'ı, bugün Ukrayna'yı gördükten sonra ülkemizdeki en büyük ihtiyacımızın birliktelik, beraberlik ve kardeşlik olduğuna inanıyoruz. Ve bunun için siyaset yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün de bir konuya yaklaşımımızda esas almış olduğumuz husus öncelikli olarak ülkemizin ve milletimizin menfaatidir. Bunu belirtmek isterim. Evet Fatih Bey, bu yeni seçim kanunuyla birlikte ittifaklarda dengeler değişir mi? Ne dersiniz? Mesela işte ittifakla barajın geçilecek olması ama milletvekili sayısı kendi oylarıyla belirlenecek partilerin. Ne dersiniz? İttifakları yani yeni ittifak doğurur mu ya da ittifakların dengesini değiştirir mi? Ne dersiniz? Yani bugün biz kendi açımızdan bakacak olursak bizim bugünkü temel itirazımız bugünkü var olan 2017 yılından itibaren getirilen sisteme karşıdır. Bugün partili cumhurbaşkanlığı sistemi bütün yetkileri bir kişiye bağladığından dolayı devletimizin kurumları çöktü maalesef. Fabrikanın ayarlarıyla oynandı. Her şey bir kişinin inisiyatifine edildi. Bir gece ansızın ülkelere giriyoruz. Bir gece ansızın sistemler değişiyor. Bir gece ansızın bakanlar, başkanlar değişiyor. Bir gece ansızın işte dolar 18 liraya düşüyor. Bir gece ansızın 13 liraya, 11 liraya düşüyor. Yani biz artık maalesef normali kaybettik. Şu anda anormal bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla öncelikli olarak bu sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Bir kişinin karşısına yeni bir kişiyi koymanın mücadelesi değil. Bir kişinin yani bütün yetkileri, bütün inisiyatifi bir kişiye bırakan, terk eden bu sistemin karşısında biz nasıl olacak da meclise güçlendirebileceğiz, kurumları güçlendirebileceğiz? Odaklanmış olduğumuz husus burasıdır. Dolayısıyla bugün biz güçlendirilmiş parlamenter sistem hususunda bu sisteme inanan, bu sistemi isteyen ne kadar parti varsa onların yaşam tarzına, onların dünya görüşüne bakmaksızın onlarla bir araya gelerek, uzlaşarak
öncelikli olarak bu sistemi değiştirmek için bir adım elbette ki atacağız. Bunun için zaten 12 Şubat'tan itibaren 6 partinin genel başkanları bir araya gelerek bu hususla ilgili bir irade ortaya koydular. Ve 28 Şubat'ta biz bir takdimde bulunduk güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili. Dolayısıyla bu sistemi getirme hususunda önümüzdeki ilk seçimde bunu sağlama hususuna atılması gereken hangi adım varsa onu elbette ki atacağız. AK Parti ve MHP iktidarının muhalefet partilerini dağıtmaya dönük, kendi iktidar ömürlerini uzatmaya dönük olarak atmış oldukları bu adımları elbette ki bertaraf etme hususunda hangi adım atılması gerekiyorsa bizler de o adımları atmak suretiyle inşallah bu seçimde bu sistemi değiştirmek için ilk adımı atmış olacağız. Dolayısıyla ez cümle bizim önceliğimiz elbette ki bu yorulmuş olan, yıpranmış olan, artık ülkemizi yönetemeyen iktidarın değişmesidir. Bu değişimi sağlama hususunda hangi formüller uygulanacaksa ve bunu ne temin edecekse o formülleri uygulamaktan da elbette ki çekinmeyeceğiz. Bu iktidar atmış olduğu adımlar kendi ayaklarına dolanmaya başladı. Zaten dolandı. İşte %50+1 denilerek bir sistem getirdiler. Yönetimde istikrar diyerek. Ama bugün bu atmış oldukları adım kendi başlarına bela oldu. Şimdi AK Parti ve MHP'nin önermiş olduğu bu yeni öneri de, seçim kanununa dönük yaptıkları bu öneri de kendi ayaklarına dolanacaktır. Ve bu işin en fazla ızdırabını kendileri yaşayacaktır. Bu konuda zaten biz tecrübeliyiz, deneyim sahibiyiz. Dolayısıyla her türlü alternatif çalışılıyor. Yani iktidarın bu tip hamleleri zaten önceden öngörülebiliyordu. Dolayısıyla A, B, C, D ne kadar formül varsa hepsi işlenecektir. Ve bu yorulmuş, yıpranmış ve tükenmiş olan iktidar değiştirilmek suretiyle Türkiye'mizi esas alan, normalleşmeyi esas alan, kurumlarımızı inşa edecek olan, meclisi güçlendirecek olan bu sistemi getirme hususunda atılması gereken adımları mutlaka atacağız. Peki, şimdi kısa bir reklama gidelim. Biraz bekleteceğim sizi. Sevgili seyirciler, reklamlara gidelim. Reklamların ardından tabii yeni başlıklar da açacağız, konuşacağız. Ayrılmayın. Son duruma kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Konuklarım televizyonlarını yeni açanlar için Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu. Şimdi seçim kanunu konuşuyorduk. Mahmut Yardımcıoğlu'na soramadım. Tabii reklama gittik. İttifak dengelerini değiştirir mi bu kanun? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hem de erken seçim gündemi bitmiştir dedi MHP Genel Başkan Yardımcısı bu kanunla birlikte. Öyle mi? Erken seçim tartışmalarına son nokta koyulmuş mu oldu? Pervin Hanım, sorunuza son tarafından başlayayım. Süleyman Demirel diye rahmetli bir insan vardı. Bu memlekette uzun yıllar yöneticilik yaptı. Ben bu koltuktan 6 defa gittim, 7. defa geliyorum diye söylemleri vardı. Bizim yaşlarımız bunun için müsait. Biz küçük çocuktuk ama bunları hatırlıyorum. Süleyman Bey'e de Allah gani gani rahmet eylesin. Bu memlekete hizmet etmiş insanlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada da anmış olalım. Ölülerinizi hayırla yad ediniz diyor zaten bizim kültürümüz. Bakın şimdi. Eğer zaten böyle bir uygulama iktidara, mevcut Cumhur İttifakı'na yaramayacak olsaydı asla getirmezlerdi. Millet İttifakı dediğimiz yapının içerisinde karışık. 6 kişi diye sayılıyor ve orada bir de onların birileri var. Onu hiç saymıyorlar. Dolayısıyla onu da merdivenin gerisinde, perdenin gerisinde tutuyorlar. Fakat bu milletin aklı, bu milletin rasyonelliği, bu milletin pragmatizmi, bu milletin olaylara okuyuş tarzından ne kadar saklarlarsa saklasınlar, bunu çok da saklamaları mümkün değil. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Ne kadar dünya düzdür deseniz de dünya yuvarlak, ne kadar dünya dönmüyor, güneş dönüyor deseniz de dünya dönüyor. Dolayısıyla 2000 yıl öncesinden beri karşımıza çıkan realiteler bunlar. Kimi kandırırsın? Ancak kendini kandırırsın. Güneşe gözünü kapatmakla sadece kendine gece yaparsın. Başka bir kimseye gece yapamazsın. Dolayısıyla kendini ne kadar kandırırsın bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlarım, bulunduğum stüdyodaki dostlarım, burada da reji benzeri bir arkadaş topluluğum var. Diyor ki yeni kanun 2018'de uygulanıyor olsaydı mecliste parti sandalye dağılımı nasıl olurdu? Türkiye adlı siteden almışlar. Diyor ki işte 2018'de 295 milletvekili varmış AK Parti'nin. Mevcut sistemle olsaydı 301 alacaktı diyor. MHP'nin 49 tane varmış, 53 olacaktı diyor. PKK'nın partisinin 67 tane vardı, 74 olacaktı diyor bana verilen liste. Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın partisinin ortağından bahsediyoruz. 146'ymış, 131'e düşecekmiş. İYİ Parti'nin de 43'müş, 41'e düşecekmiş. Şimdi diğer listeyi okuyorum Pervin Hanım. İki sayfa toplam, ikinci sayfadan bahsediyorum. Diyor ki
Yeni kanun 2018'de uygulanıyor olsaydı mecliste ittifak dağılımı nasıl olurdu? Az önceki partilerle ilgili bilgi verdi. Şimdiki de ittifaklarla ilgili veriyor. Kaynak neresi? Referansımız neresi? Türkiye Raporu.com. Türkiye Raporu.com internet sitesinden almış arkadaşlarım. Cumhur İttifakı 344 milletvekiline sahipmiş Pervin Hanım. Mevcut sistemde bu %7'lik baraj uygulamasıyla değişiklikle sisteme girecek olurlarsa 354'e çıkıyor milletvekili sayısı. Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı 189'muş. Mevcut yapılanmaya baktığımızda mevcut kanunla girilmiş olsaydı 172'ye düşüyor. PKK'nın partisinin milletvekili sayısı da 67'den 74'e çıkıyor. Evet. Bakın şimdi Pervin Hanım. Kime yarıyor? Gayet aşikare ve gayet net. Kime yarıyor? Cumhur İttifakı'na yarıyor. Elbette ki bu yasayı çıkan insanlara, çıkarmayı düşünen insanlara yarıyor. Neden bu şekilde çıkartıyorsunuz tarzında yaklaşmak mümkün değil. Az önce söylemiştik. Niye? Nihayetinde siyaset yapıyorlar. Karşı tarafa merhamet etmeleri, karşı tarafa aman şunların da milletvekili sayısı biraz artsın demeleri söz konusu değil. Siyasetin doğasında bundan 2000 yıl önce de Roma İmparatoru atını senatör yapmış bir yapı. 2000 yıl önce dünyada kaç tane adam vardı? Adam ama ne yapmış? Atını senatör yapmış. Dolayısıyla siyasetçi yaklaşım nasıl bir sonraki seçimde meclisteki grup daha büyük gruplarla temsil edilebilirim üzerinde duruyor. Şimdi az önce Fatih Bey kardeşimizin söylediği noktaya da şöyle bir atıf yapmak istiyorum. Şöyle ki ya biz herhangi bir partiye taraf herhangi bir partiye de karşı değiliz. Biz hakka hakikate doğruya bu milletin hakikaten bekasına, bu milletin parasının pul olmamasına, bu milletin işsizlik sıkıntısı çekmemesine, pasaportunun dünyanın bütün ülkelerinde en azından adam gibi ülkelerinde ilk 10'daki ve ilk 20'deki süperlik ve birincilik oyuncusu olan ülkelerde bilgisiz geçmene, parasının pul olmamasına, pasaportun ne kadar itibarlıysa sen o kadar itibarlı bir milletin mensubusun tarzında bakıyor tüm dünya. Biz bunlara tarafız. Bunu kim vaat ediyorsa kantitatif verilerle bugün Millet İttifakı dediğimiz yapıyı ben takip ediyorum. Cumhur İttifakı dediğimiz yapıyı da takip ediyorum. Pervin Hanım, şimdi İngiltere'de krallıkla yönetiliyor. Kralın kendisi yok. Bir tane ihtiyar kraliçe var. Ama insanlar bakıyorum İngiltere'ye nasıl iltica edebilirim diyor benim ülkemden. Amerika'ya nasıl iltica edebilirim diyor. En sevmediğiniz ülke neresi? Arkadaşlar, Amerika. Nerede yaşamak istersiniz? Evet, buyurun hocam. Nerede yaşamak istersiniz? Amerika'da yaşamak isterim diyor Pervin Hanım. Dolayısıyla insanları nasıl kendimize cazibe merkezi haline getirebiliriz? Dünyadaki kaliteli beyinleri nasıl bizim ülkemize ithal edebiliriz ve bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda, bu ülkenin gayri safi milli hasılasını artırma noktasından, kişi başına düşen milli gelirini nasıl yukarıya taşıyabiliriz noktasından bir takım fikirler, kantitatif veriler geliştirilmesini bekliyorum. Peki bugün, baskın seçim olur olarak mu Mahmut Bey? Fatih Bey öyle söyledi. Baskın seçim olabilir dedi mesela. Şimdi esasında az önce rahmetli Süleyman Demirel'e atıf yaparken şu sözü söyleyecektim. Süleyman Bey derdi ki ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Siyaset de akşamdan sabaha uzun zaman derdi Pervin Hanım. Hı hı. Dolayısıyla akşamleyin yatarız seçim 2023 Haziran'da görünür. Sabahleyin kalkarız bir bakarsınız ki 2022 Haziran'da bir anda baskın seçim söz konusu. Mümkün müdür? Mümkündür. Olabilir ama diyorsunuz. Ben mevcut ekonomik şartlarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yerinde oturan bir insan olsaydım bu ekonomiyi bu şartlarda kesinlikle bu ülkeyi seçime taşımayı düşünmezdim. Önümde 1,5 yıl gibi takriben bir süre var. Bu şartları iyileştirir ve ülkeyi ekonomiye bu şekilde taşırdım. Peki Fatih Kaldı Bey. Ki etrafımızda Peki. ciddi anlamda da bir savaş tehlikesi söz konusu. Evet. Türkiye'nin son zamanlarda takip ettiği rolü de dikkate aldığımızda ben bugünlerde seçime gitmeyi de naçizane doğru bulmuyorum bir Türkiye Peki. Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Fatih Bey'e de sorayım. Erken seçim gündemi bitti mi? Yani benim bittiği kanaatinde değilim. Çünkü bugünkü iktidar atmış olduğu adımları Türkiye'yi esas alarak değil, kendi partisinin menfaatini veya bir kişinin menfaatini esas alarak attıklarından dolayı eğer kendi işlerine baskın seçim gelirse baskın seçim yaparlar. Kendi işlerine Mahmut Hocamızın ifade ettiği gibi eğer zamanında bir seçim işlerine gelirse onu yaparlar. Ama şunu bilmek gerekir. Şimdi veriler hususunda 2018 seçimlerinin sonuçları ifade ediliyor ama Türkiye artık eski bir Türkiye değil. Maalesef Türkiye eskitilmiş bir Türkiye'dir. Veriler o kadar çok enteresan ki yani partilerin hangi sayılarla mecliste olacağından ziyade bugün milletimizin yaşamış olduğu gerçek veriler var. Dolayısıyla 2018'in bir hükmü kalmadı. Örneğin mesela sırf yakıt üzerinden bakacak olursak 2018 yılından 2022'ye kadar benzindeki artış %225. Motorindeki artış %257. Temel gıdalar hususunda ekime %159 zam gelmiş. Süt %153. Ayçiçek yağı %90,
%98. Yumurta %180. Bakıyorsunuz faturaları, elektrik faturaları %221 artış göstermiş. Dolayısıyla Türkiye eski Türkiye değil, eskitilmiş bir Türkiye'dir. Bundan dolayı zaten iktidar partisi bu gerçekliği değiştiremediğinden dolayı şu anda süreci algılarla yönetme peşinde. İktidar partisinin başındaki Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı, yani bu 1,5 yıllık süre içerisinde hangi politikayı gerçekleştirecek ki sonuçları değiştirebilsin? Zaten bugünkü yaşamış olduğumuz temel sıkıntılar 19 yıldır uygulanan yanlış ekonomik politikaların birer sonuçlarıdır. Biz anormal gidişatın normal sonuçlarını yaşıyoruz. Bütün kaynaklarımızı toprağa, betona gömdüklerinden dolayı biz bugünkü sıkıntıları yaşıyoruz. Maalesef yol yaptılar, evet köprü yaptılar, tünel yaptılar, havalimanları yaptılar. Ancak bütün bunlar ülkemizi rahatlatsa da kalkındırmaya yetmemiştir. Bu iktidar atmış olduğu adımlarla birlikte kendi yandaşlarını beslediklerinden dolayı millete verecekleri bir şey kalmamıştır. Örnek olarak işte havalimanları yaptılar. Bugün Kütahya Zafer Havalimanı'na yıllık 1,5 milyon yolcu garantisiyle yaptırdılar. Ve müteahhitlere döviz üzerinden borçlandılar. Hazineden borçlandılar. Ama uçan insan sayısına bakıyorsunuz 7 bini bile bulmamış. Ocak 2022'de Kütahya'daki havalimanına verilen yolcu garantisi 109 bin kişidir. Ama uçan insan sayısına bakıyorsunuz 2000'e bile bulmamış. Yani yanılma payı %98. Balıkesir'deki havalimanına bugün bir tane uçak dahi inmiyor. Dolayısıyla bu iktidar partisi atmış olduğu adımlarla birlikte sadece yandaşlarını beslediler. Sadece rantiyecileri beslediler. Bugün Türkiye'de en fazla kâr eden 10 şirketin 8'i bankalar olmuş durumda. Peki. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde iktidar partisi hangi adımı atarsa atsın bu temel politikaları değiştirmediği müddetçe, ki değiştirmeye dönük herhangi bir adım atmış değil. Dolayısıyla 1,5 yıl sonrasını değiştirme imkan ve ihtimali yoktur. Ekonomik olarak daha kötüye doğru bir gidiş olduğu için ben baskın bir seçimin de gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani bunlar iktidara gelmeden önce Ecevit başbakandı. Almış olduğu o %20'nin üzerindeydi. Ama ekonomik kriz iktidar partisini %1'e kadar düşürmüştür. Dolayısıyla AK Parti iktidarı MHP ile birlikte ülkeyi yönetiyorlar. Eğer bu şekilde gitmeye devam ederlerse bu millet bu sandıkta o 2018'de verdiklerinin onda birini dahi bu iktidar partisine ve ortağına vermeyecektir. Peki. Dolayısıyla rakamları, verileri 2018'den ziyade bugün milletimizin gerçek veriler üzerinden değerlendirme yapmak gerekir. Peki. Bu ekonomik gidişatı, kötü gidişatı AK Parti taşıyamazsa baskın bir erken seçimle biz karşı karşıya kalabiliriz. Peki, erken seçim olabilir diyorsunuz. O zaman adayınızı konuşalım. Şimdi hatta Temel Karamollaoğlu da parti lideriniz tabii tepki gösterdi. Yani kim terkin ediyor dedi. Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın diye. Seçim belli olunca açıklayacağız dedi. CHP lideri de böyle söylüyor. Ama yine de konuşuluyor tabii ki. Bizler de soruyoruz şimdi. Mesela şöyle bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu diye. Ne diyorsunuz bu iddiaya Fatih Bey? Sizinle başlayayım. Yani bu bir iddiadır. Gelecek Partisi'nin kendi mensupları bunu istiyor olabilir. Ama 6 partinin genel başkanları adaylar hususunda herhangi bir görüşme yapmamıştır. Hı hı. Bugün az önce ifade ettiğim gibi bu altılı masanın ana merkezinde Türkiye'miz vardır. İlkeler vardır. Kişiler yoktur. Dolayısıyla bugünkü yaşamış olduğumuz sıkıntı zaten kişilere bağlı olan bir sistemden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı biz Erdoğan'ın karşısına yeni bir Erdoğan kim olacak onun mücadelesi ve arayışı içerisinde değiliz. Erdoğan'ın karşısı diye bir şey değil. Biz Türkiye'mizi tekrardan nasıl inşa edebileceğiz? Oraya odaklanıyoruz. Bundan dolayı bugün konuşmuş olduğumuz temeldeki husus kişiden ziyade kurumların kendisidir, ilkelerin kendisidir, sistemin kendisidir. İşte bundan dolayı bu çalışmalar devam edecek. Bu çalışmalar seçim satım haline girildikten sonra elbette ki bu sistemi kimle birlikte yürüteceğimiz hususu gündeme geldiği vakitte saha araştırmalarıyla birlikte biz bu sistemi yürütme hususunda en iyi neticeyi kiminle birlikte alabilirsek o kişiye aday yapma hususunda elbette ki geri durmayız. Çünkü biz Türkiye'yi bir kişinin inisiyatifine terk eden bir sistemi önermiyoruz. Böyle bir çalışmanın hazırlığı içerisinde de değiliz.
biz Türkiye'yi birlikte yönetebileceğimiz, uzlaşıyı esas alan, dolayısıyla Türkiye'mizi normalleştirebilecek, ilkeler çerçevesinde iş yapabilecek, ahlak sahibi, adalet duygusuna sahip olan bir kişiyi elbette ki bu altılı masa üretecektir ve Cumhurbaşkanlığı hususunda bir irade ortaya konacaktır. Ama bu tespit hususunu biz seçim satım haline girmeden önce konuşmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü iktidar partisinin en büyük beklentisi zaten bu. Peki Gelecek Partisi'nden neden böyle bir iddia geldi? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı söyledi bu iddiayı. Neden böyle bir iddia geldi? Yani niçin söylediler onu bilmiyorum. Ama kendi iddialarıdır. Biz bildiğimiz bir gerçek budur. Altılı masada herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak hususu konuşulmamıştır. Bu konuyla ilgili zaten genel başkanlar bir şekilde yaklaşımlarını ortaya koyarlarsa o zaman bu masada her şey değişir. Yani bu masanın rengi ve şekli değişir. Burada biz özellikle masanın ilkeler etrafında bir araya geldiğini zaten ifade ediyoruz ve ilan ediyoruz. Buna halel getirecek, buna zarar verecek bir şekilde herhangi bir yaklaşım ortaya koyamayız. Dolayısıyla seçim satım haline girildikten sonra bu altı partinin yetkili kurulları elbette ki çalışmalarını yaparlar. Saha araştırmaları neticesinde bizi bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürebilecek, bu geçiş dönemini doğru bir şekilde, adil bir şekilde yönetebilecek, milletimizin acil bekleyen sorunlarına çare üretebilecek bir yönetim kadrosu da oluşturmak suretiyle bu işi kiminle birlikte yapabiliriz? Elbette ki konuşulacaktır. Ama özellikle Cumhurbaşkanı adayının tespiti hususuyla ilgili AK Parti iktidarının bir zorlaması var. Biz bunu şu anda doğru görmüyoruz. Açıklayın diye şu anda bir sistemin elbette ki açıklayın diye zorlama yapıyorlar. Ama biz bugün sistemin, bugün ilkelerin konuşulmasının daha doğru olduğuna inanıyoruz. Peki. Ve bu masaya ne kadar farklı grupları, ne kadar farklı kişileri dahil edebilirsek onu bir zenginlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu bitmiş bir masa değildir, tamamlanmış bir masa değildir. Bu masa elbette ki seçim sürecine kadar bu uzlaşı anlayışıyla çalışmalarını sürdürecek ve o güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanan ne kadar kişi varsa, ne kadar tüzel kişilik varsa onlarla birlikte hareket etmek suretiyle biz ülkemizin normalleşmesine hizmet edeceğiz. Peki Mahmut Yardımcıoğlu, siz ne dersiniz bu iddiaya, Gelecek Partisi'nden gelen bu iddiaya? Kılıçdaroğlu'nun adayı Ahmet Davutoğlu dedi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bu arada Akşener'in de şöyle bir çıkışı var. Biz Cumhurbaşkanlığına yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici, toparlayıcı. Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz diyor. Yani adını bile bilmediğiniz biri olabilir diyor. Mesela burada da aslında işte Kılıçdaroğlu'nun da adı geçiyor, Ekrem İmamoğlu'nun da adı geçiyor. Onların da önünü almış gibi sanki. Çünkü hem Davutoğlu'nun da şimdi adı geçmiş oldu bu iddiayla. Onun da önünü almış gibi. Ne dersiniz Mahmut Yardımcıoğlu? Pervin Hanım, herkes kendi kafasındaki ve kendi ajandasındakileri söylüyor. Dolayısıyla Anadolu'nun irfanına, Anadolu insanının irfanına ben her zaman güvenmişimdir. La teşbih ve la temsil. Teşbih de hata olmaz derler. Anadolu'da bir deyim vardır. Eşeğini övmeyen çerçi olmaz diye. Dolayısıyla burada herhangi bir şahsa, herhangi bir insana bunu söylememiz asla söz konusu değil. Sadece Anadolu irfanına vurgu yapmak için söyledim. Evet. Sayın Akşener bir takım insanların önünü kesmek için bunu söyleyebilir. Sayın Akşener öyle kendisi yani de Cumhurbaşkanı. Öyle mi yani sizce? Birilerinin önünü kesmek için mi söylüyor? Mümkün, mümkün. Bu da rasyonel, makul, mantıklı düşünen her insanın aklına gelecek olan bir uygulamadır. Kendisi de aday olmayı düşünebilir. Buna da neden aday olmayı düşünüyorsun diye kızma hakkımız asla söz konusu değildir. Şimdi Sayın Davutoğlu'na gelince ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan, akletmeyi esas alan, özgür düşünmeye önem veren bir insan olaraktan, Sayın Davutoğlu'nu benim ülkemde şahsen Cumhurbaşkanı adayı olaraktan ya da Cumhurbaşkanı olaraktan görmeyi arzu etmem. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan söylüyorum. Neden? Ya abi siz bu ülkede başbakanlık yaptınız. Başbakanlık yaptığınızda bu ülkede Süleyman Şah Türbesi'ni bir gecede alıp sınırlarımızın dibine kaçırmış bir insansınız. Stratejik Derinlik isimli kitabınızı ben üniversite talebesiyken okumuştum. İçerisinde habire tekrardan geçiyordu. Ve bu ülkenin içerisinde siz başbakanlık yapıyorken bu ülkenin bugün yaşadığı sıkıntıların birçoğunun temelinde siz varsınız. Sayın Davutoğlu, Suriye bataklığına girmemizde de hala ikindin gelmedi mi? Biz hala Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılmayı başaramadık. Bir peki türlü. Şimdi tabii Davutoğlu özelinde konuşmuyoruz. Hani bir temsilcisi de yok burada. Ama yani bu iddia gerçek olabilir mi sizce? Kılıçdaroğlu evet, adayı olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın?
İsimlerin saklanıyor olması da neden aklıma şunları getiriyor? Bir, ismi saklayalım, yıpranmasın. İki, ismi söylediğimiz zaman ondan sonra belki kafamızda çok gizli bir gündemimiz var. Bize bir takım isimler söz konusu olacak. Yarınlarda tanışacağımız ya da tanıştırılacağımız isimler söz konusu olacak. Onun için söylemiyoruz değil, söyleyemiyoruz tarzında bir metodik bakış açısı da karşı tarafın aklına gelmesi mümkündür. Dolayısıyla Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısının kendi genel başkanını Cumhurbaşkanı aday olaraktan önermek ya da görmek istemesiyle ilgili doğal bir şey yoktur ki. Tabii her parti kendi genel başkanını istiyor. Tabii, evet. Tabii İYİ Parti'den bir arkadaşımız çıkabilir, ne diyebilir? Akşener Cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir. Orada Fatih Bey kardeşimiz var. Karamollaoğlu çıksın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsun diyebilir. Sakıncası var mı? Hayır, yoktur. Bu insanlar kendi ama genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun adayı deyince bu bir tabii ciddi bir iddia. Yoksa gönlümden geçen kendi genel başkanımdır demek ayrı bir şey. Onu zaten diyor parti üyeleri ama böyle bir iddia ortaya atılınca tabii dikkat çekiyor. Onu da ben sormak isterim. Bir iddiada Tansu Çiller'in parti kurduğu iddiası. Onu da sorayım hemen. Fatih Bey, ne dersiniz? Hatta parti kuracağı ve adının bile belirlendiği gibi iddialar ortaya atılıyor. Karşılığı var mı sizce Tansu Çiller'in parti kurmasının? Yani bundan önce şunu ifade etmek isterim. Yani şu anda hani Mahmut Hocamız söylemiyorlar, söyleyemiyorlar meselesiyle ilgili. Yani şu anda belirlenmiş bir isim yok. Yani konuşulmuş bir durum da söz konusu değil. Altılı masanın böyle şu anda bir gündemi yok. İsim gündemi yok. Ama elbette ki her parti kendi içerisinde bizim bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı olabilecek hususla ilgili kim varsa bununla ilgili çalışmasını sürdürüyor, yapacaktır elbette. Ama partilerin bu konuyla ilgili masaya getirdikleri bir öneri şu anda söz konusu değildir. Çünkü bunu konuşmayı bugün için doğru bulmuyoruz. Seçim satım haline girildiği vakit, yani altılı masanın içerisinde bulunan herhangi bir partinin herhangi bir genel başkanı da olabilir. Bu masanın dışındaki isimlerden birisi de olabilir. Ama burada özellikle uzlaşıyı esas alacak, Türkiye birlikte yönetme iradesini ortaya koyabilecek bir isim hususunda ben herhangi bir sorun yaşamadan anlaşma sağlanacağı kanaatindeyim. Çünkü buradaki asıl olan şey bu sistemi değiştirerek, Türkiye'mizi normalleştirerek, kurumlarımızı inşa edebilecek, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin doğru, verimli ve koordineli çalışmasını temin edebilecek bir sistemi getirebilmektir. Bunu getirme hususunda bir irade mutlaka ortak olarak konulacaktır. Tansu Çiller meselesiyle ilgili ben herhangi bir karşılığının olacağını düşünmüyorum. İktidar partisi PİS'te sürekli olarak yeni figürler çıkartma gayreti içerisinde. Ama bunların milletimiz nezdinde bir karşılığı yok. Hele hele yeni seçmende hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla iktidar partisi farklı gerekçelerle birlikte kendi medyaları açısından söylüyorum. Yani onları itham etmek için söylemiyorum. Kendi medyalarında bunu yoğunluklu olarak konuşuyorlar. Ama ben bu tip isimlerin herhangi bir karşılık bulacağını düşünmüyorum. Siz ne dersiniz Mahmut Yardımcıoğlu? Pervin Hanım, ben de Tansu Çiller deyince aklımda ne çağrıştırıyor diye şu an think tank yaptım, düşündüm. 5 Nisan kararlarını hatırlıyorum kendi çocukluk günlerimden, genelde lise yıllarımdan. Genelde herkes bunu hatırlıyor. Tabii. Dolayısıyla insanların aklında az önce Fatih Bey kardeşimizin de ifade ettiği gibi çağrıştırdığı tedaviye baktığımızda Tansu Çiller'in gerek kendisiyle ilgili, gerek eşiyle ilgili, gerek oğluyla ilgili Türk, Müslüman Türk çocuğunun bu coğrafyanın içerisinde yaşayan fakir, fukara, ortalama insanın nezdinde çok bir kabul göreceğini ben düşünmüyorum. Hı hı. Ama denemek, görmek lazım. Neden olmasın? Burası özgür bir ülke. Evet, peki. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çıkışı vardı. Az vaktimiz kaldı. Onunla ilgili de konuşalım. 9 dakikamız varmış, az değil. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilerle ilgili bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki biz kazanırsak, biz geldiğimizde iktidara, biz ülkelerine göndereceğiz mültecileri diyor. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun bu sözünü eleştirdi ve dedi ki biz göndermeyeceğiz, ev sahipliğine devam edeceğiz. Evet, vatandaşa seslendi, bazı sıkıntılar doğuruyor olabilir, yük olarak görüyor olabilirsiniz ama düşmüşün yanında olmaktır bizim her zaman yaptığımız, farkımız bu dedi. Bakış açınızı merak ediyorum. Fatih Aydın, siz ne dersiniz bu mülteci konusunda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü çıkışı, CHP liderinin söylemleri önceden var. Bu eleştiriye ne dersiniz Cumhurbaşkanı'ndan gelen? Yani hangi inançtan, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun dünyadaki her insanın elbette ki yaşama hakkı vardır. Ben Suriyeli sığınmacılarla ilgili şunu ifade ederek başlamak isterim.
Suriye'de bir barış, huzur, güven ortamı tesis edilmeden, temin edilmeden elbette ki bu insanların gönderilmesi doğru değildir. Yani gitsinler de ne olursa olsun bakış açısı zaten doğru değil. Ben Kılıçdaroğlu'nun da zaten bu şekilde söylediğini düşünmüyorum. Özellikle bir iktidar değişimi olduğu zaman bölgemizde bu huzur, barış ve güven ortamının tesisi hususunda biz etrafımızdaki bütün ülkelerle elbette ki ilişkilerimizi geliştireceğiz. Diplomatik yollarla var olan sorunlarımızı çözme gayreti içerisinde olacağız. Bölgenin gerçek aktörleri var. Bu bölgenin gerçek aktörleri Amerika değildir. Avrupa ülkeleri değildir. Rusya değildir. Bu topraklardaki, bu toprakların meşru aktörleri kimlerlerse elbette ki onlarla bir ilişki geliştirmek, bir diplomatik ilişki geliştirmek suretiyle biz sorunlarımızı çözeceğimize inanıyoruz. Zaten de çözülmesi gerekir. Yani bu insanlar şu anda Türkiye'de 5-5,5 milyon civarında mülteci, sığınmacı olan insanlarımız var. Elbette ki bunların ülkelerine dönmeleri hususunda orada işte az önceki söylemiş olduğum barış, huzur ve güven ortamı tesis edildikten sonra dönmeleri gayet tabii olacaktır. Çünkü kendi yurtları, kendi vatanlarıdır. Bunun temini hususuna adım atmak insani olandır zaten, akli olandır. Dolayısıyla popülist söylemler üzerinden bir duygu geliştirerek, insanların gönüllerine hitap ederek bir sonuç elde etme gayretini ben doğru bulmuyorum. Düşmüş olan insanlar değil, düşürülmüş insanlardır. Bizim Suriye ile ilgili elbette ki itiraz ettiğimiz birçok politikalar olabilir ama başka ülkenin iç meselelerine karışarak özellikle küresel elit güçlerin oyunlarına alet olmak suretiyle bugün Suriye'de ciddi bir insani kriz yaşanmıştır. Büyük bir problem, büyük bir kaos ortamı oluşturulmuştur. Bunda maalesef Türkiye alet olmuştur. Bu politikaların değiştirilmesi hususunda Suriye'nin merkezi yönetimiyle Irak'ın, elbette ki Lübnan'ın, Mısır'ın, etrafımızdaki bütün komşu ülkelerin merkezi yönetimleriyle bir diplomatik ilişki geliştirmek suretiyle bu var olan sorunlarımızı çözme iradesi gayreti ortaya konulacak. Ve o topraklar, o bölgeler barış, huzur ve güven ortamına döndükten sonra elbette ki bu insanların güvenli bir şekilde dönmeleri nasıl temin edilebilir? Bu elbette ki çalışılacaktır. Bunun da çalışılmaya ihtiyacı vardır. Ben bunun ülkemiz açısından da, o insanlar açısından da çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu temin etme hususunda bir irade ortaya koymak gerekir. Bugün iktidar partisi az önce söylediğim gibi popülist yaklaşımlar, politikalar ve duygular üzerinden bir söylem geliştirme gayreti içerisinde. Bu insani olan bir durum değil. Biz bunu asla arzulamayız. Bu insanların kendi yurtlarında huzur içerisinde yaşamaları nasıl temin edilebilir? Oraya odaklanarak bir siyaset geliştirmeyi daha insani, daha ahlaki, daha vicdani buluyorum. O huzurlu ortam sağlandıktan sonra mültecilerin gönderilmesi gerekiyor. Bunun için de politikalar üreteceğiz diyorsunuz iktidara gelirsek. Mahmut Yardımcıoğlu, siz nasıl bakıyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı'nın çıkışına? Gönderilmeli mi mülteciler? Böyle huzurlu bir ortam yaratılabilir mi? Kılıçdaroğlu aslında ne demek istedi? Ne dersiniz? Pervin Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu bence şunu demek istedi. Ne biliyor musunuz o da? Toplumun içerisinde eksikten kaynaklanan, Türk parasının değer kaybetmesinden kaynaklanan, enflasyondan kaynaklanan, ekonomik şartların bir şekilde yolunda gitmez hale gelmiş olmasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar söz konusu ve rahatsızlıklar söz konusu. Bu rahatsızlıkları elbette ki Cumhur İttifakı gördüğü gibi Millet İttifakı da görüyor. Gördüğü için ortadaki rahatsızlıktan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben bunu kaşıdığım zaman dolayısıyla bana oy verebilecek olan insan sayısını artırabilme ihtimalim elbette ki söz konusu. Bu rahatsızlıkları nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir hale getirebilirim tarzında bir siyasi partinin genel başkanının düşünmesi gereken şeyleri düşünmüştür ve konuşmuştur. İşin hakikatine geldiğimizde sol bir partinin genel başkanlığını yapan insan diğer sol partilere ya da sağ partilere, diğer insanlara hümanizmadan, insani değerlerden, dolayısıyla insanın insana yardımcı olmasından, hayvanı, böceği ve insanı sevmekten bahseden bir sol partinin genel başkanının bu insanları bir böcek kadar, bir ot kadar ya da insanların biraz daha ikinci sınıf olaraktan görmesi çok manidar. Dolayısıyla bunun popülist bir söylem olduğunu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumdaki rahatsızlıktan faydalanarak da oy devşirmeye yönelik bir siyasi partinin pragmatik söylemi olduğunu düşünüyorum. Peki bu Suriyeliler ne olmalı? Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı, şimdi Fatih Aydın diyor ki mesela huzurlu bir ortam yaratıp onları göndermek için bir politika üretilmeli diyor yani. Hani şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hani bugün yok, biz ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Hani böyle politika, Fatih Aydın dediği gibi bir politika üretilmesi gerekmez mi? Olabilir. Bu da makul seçeneklerden elbette ki bir tanesi. Fakat Suriye'ye girip de bu
güzel, güvenli, hoş ortamı yaratacak olan biz değiliz. Biraz da konjonktürle ilgili, bir tarafı Amerika ile ilgili, bir tarafı Rusya ile ilgili, bir tarafı İran'la ilgili, bir tarafı Suriye'nin başındaki demir yumruk adamla ilgili insan haklarını çiğneyen savaş tutusu. Tabii çok zorlu bir süreç. Elbette ki Fatih Bey'in söyledikleri seçeneklerden makul, mantıklı yukarıdan aşağı sıraladığımızda seçeneklerden bir tanesi olması gayet normal ve doğal. Ama bu nasıl sağlanacak? Kantitatif verilere baktığımızda sahaya nasıl uygularız diye düşündüğümüzde bunun uygulaması nasıl olacak? Bu konunun üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, biz bu insanlara elbette ki kucak açmalıydık. Niye? İnsan olmamızın gereğidir. Biz imparatorluk bakiyesi bir toprağın çocuklarıyız. Biz ecdadı 3 kıtada 7 denizde hüküm sürmüş olan bir ecdadın çocuklarıyız ve komşumuzda yangın varken biz sizin yangınınızla ilgilenemeyiz diyemezdik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde bu insanları bizim ülkemize misafir olaraktan kabul etmekle ecdadımızın yaptığı davranışlara uygun davranışlar sergilemişti. Dün almamız ne kadar makulse günü geldiğinde az önce de Fatih Bey'in atıf yaptığı üzere bu insanların kendi vatanlarına, memleketlerine, yurtlarına gönderilmesi gerektiği de o kadar makuldür. Peki. Bakın son sözü söyleyeceğim. Toparlayalım bir cümleyle. Süren bitti Mahmut Bey. Hatırlarsanız bir gazeteci hanım vardı değil mi? Şeyde Suriyeli insanlara tekme atıyordu. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? İşte bugün tekme atarsanız yarın aynı şey sizin vatanınıza gelebilir. Tabii. Dolayısıyla bu dünya etme bulma dünyası. Bazı konulara siyasi oy devşirme kaygısıyla yaklaşmak değil, gerçekten yüreğimizin sıcaklığıyla yaklaşmayı gerçekleştirebilmek önemli. Buyurun Peki. efendim. Çok teşekkür ediyorum Fatih Aydın, Mahmut Yardımcıoğlu katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Son Durum'un bugün de sonuna geldik. Bizden sonra spor haberleri var. Betül İsaoğlu karşınızda olacak. İyi akşamlar.